programında biz de bazılarını ekranlara getirmeye çalıştık. İstersen ilk olarak bu ilişki ağında son dönemde sıkça konuşulan Aliye Uzun'un rolüyle başlayalım. Yeni bilgilerin de ışığında sen kendisinin rolünü nasıl değerlendiriyorsun? Ya aslında Türkiye'de şunu görüyoruz biz, yani önüne bayrak alan AKP'li bir sembol koyan istediği gibi rahat rahat konuşuyor ve kendini dosyalardan azade tutabiliyor. Aliye Uzun'un zaten hem ses kayıtları hem iddianamelere yansıyan ifadeleri, Zindaşti ve Burhan Kuzu'yla ilişkilerini bize anlatıyordu. Yani bir aracılık durumunun olduğunu anlatıyordu. Zindaşti'nin ifadesinde görmüştük, 500 bin dolara Türkiye'de vatandaşlık alabileceğini söylemişti. Bunun dışında aracılık yaptığı işler vardı. İşte o şeyden Korkmaz Karaca'dan da bildiğimiz durumlar, bir kadın ticareti söz konusuydu ve bunlar üzerinden Burhan Kuzu bir şantaj mağduru olmuştu. Tırnak içerisinde mağdur diye söylüyorum. Fakat şunu görüyoruz şimdi. Emniyete ilişkin ortada bulgularımız var ve bu bulgulardan anladığımız kadarıyla Burhan Kuzu'ya şantaj yapanlar emniyette de rüşvet vererek Zindaşti'nin yolunu açmışlar. Nasıl olmuş? Yani aslında tepeden tırnağa bir çürümenin olduğundan söz edebiliriz biz. Fakat bu çürümenin bu emniyet ilişkileri kapsamında Burhan Kuzu'yla başlamadığını da görüyoruz. Yani Kuzu'ya şantajla iş bitirten uyuşturucu baronu Zindaşti, emniyet organize işlerle de rüşvet yolunu açmış. Şimdi bunu anlamak için öncelikle 26 Mayıs 2021 tarihindeki mahkemeye gitmemiz gerekiyor. İstanbul'da görülen mahkemeye, Zindaşti davasının ikinci duruşmasına, 28 Eylül'e ertelendi bu duruşma. Bunu da dikkatle izlemek gerekiyor. Bu duruşmada şöyle oldu. Yani 26 Mayıs 2021'deki duruşmada şu oldu. Zindaşti'ye emniyete bilgi sızdıran 3 polisle beraber 20 kişi bu davada yargılanıyor ve polislerden Erkan Kocabaş şu ifadeleri kullandı. Önümdeki nottan okuyorum. Emniyet Müdürü Mustafa Kaymış ismi dosyadan Şube Müdürü Gaffar Demir'in talimatıyla çıkarıldı dedi. Demir aynı zamanda şimdiki Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın teyzesinin oğlu. Yani bir Emniyet Müdür Yardımcısı, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Zindaşti'nin dosyasından bir polisin ismini çıkarttırıyor. Burada zaten çok karmaşık bir durum olduğunu görüyoruz. Peki neden ismini çıkarttırmış olabilir? Bunun için yine İstanbul'daki bir mekana gidelim. Yıl 2016. Raffles Otel ve bu otel Maslak'ta Zorlu Holding'in içerisinde yer alıyor. 3 kişi var bu otelde. Bu 3 kişiden biri Naci Şerif Zindaşti. Diğeri az önce dosyadan isim çıkarttığını söylediğimiz polis, üst düzey polis Gaffar Demir. Gaffar Demir o dönem organize işler şube müdürlüklerinden sorumlu İl müdür yardımcısı. Yani hem İstanbul ilinin müdür yardımcısı hem de bu çatı altında organize birimlerden sorumlu kişi. Yani organize birimler kaçakçılıktan uyuşturucuya kadar, insan ticaretine kadar her türlü duruma bakıyor. Çok kritik bir mevkide ve bu otelde, Raffles Otel'de 2016 yılında Zindaşti, Gaffar Demir, bu önemli polis müdürü ve onun şoförü buluşuyorlar. Bu buluşmada bir çanta dolusu para Zindaşti tarafından Gaffar Demir'e veriliyor ve Gaffar Demir şoförü aracılığıyla bu para dolu çantayı arabasına koyuyor. Neden acaba? Nedeni çok açık. İşte dedik ya, Burhan Kuzu'ya şantajla yol açan uyuşturucu baronu
parayla ve rüşvetle de İstanbul Emniyeti'nin kendisine yol açmasını sağlıyor. Aslında şöyle oluyor, sonrasında istihbarat birimleri bu görüşmeleri kaydediyorlar. Yani hem kameraya kaydediyorlar hem de fotoğraflarını çekiyorlar. Sonrasında bir dosya hazırlanıyor ve bu dosya savcılığa intikal ediyor. Fakat çekilen fotoğraflar ve kamera görüntüleri emniyet teşkilatı sıkıntıya düşer. Emniyet teşkilatının üzerine şaibe gelir diye dava dosyasına konmuyor. Fakat buna rağmen bu olay, yani bir üst düzey polis müdürünün Zindaşlı ile İstanbul'un ortasındaki 5 yıldızlı bir otelde buluşması, ondan para alması ve istihbarat birimlerinin bu buluşmayı kaydetmesi emniyet içerisinde bomba etkisi yaratıyor. Olay kapatılmak istense de emniyet içerisindeki huzursuzluk sürüyor ve bunun sonucunda Gaffar Demir kıza almıyor. Kilyos polis okuluna tayin ediliyor. Hakkında da ihraç kararı çıkıyor. Hani buraya kadar bir polisin yargılandığını, bir suçlunun uyuşturucu baronuyla işbirliği yapan bir önemli bir kurumun temsilcisinin artık suçlanıp hakkında bir dosya hazırlandığını düşünebiliriz. Ama iş böyle olmuyor. Yani Gaffar Demir korunuyor bir biçimde. O da koruyan isim de hakkında dosya vardı ya, Emniyet Personel Şube Müdürü olan o dönemin Necmettin Öztürk. Hakkındaki ihraç kararını safsaklıyor ve dosyaya dönüşmesini geciktiriyor. Ama ona da soruşturma açılıyor. Fakat dosya için süre geciktirildiği için Gaffar Demir hakkında ihraç kararı askıya alınıyor. Şimdi Gaffar Demir kim? Aslında buna bakmak lazım. Çok kritik bir kişi ve kritik ilişkileri var. Aslında mafyatik ilişkiler demek çok daha doğru. İddianamelere yansıyor bu ilişkilerin hepsi üstelik. Zindaşçı ile ve bunun yanı sıra Alaaddin Saral'la, kimdir Alaaddin Saral? Bir mafya lideri. Zindaşlı'nın yanı sıra bu kişiyle de işte tabiri caizse al takke ver külah ilişkileri var. Ama ilişkilerinden biri de bize çok tanıdık. Kimle aslında tırnak içerisinde ahbap ve kimin yakini? Şimdi Avusturya'da tutuklu bulunan ve dosyasında yeni gelişme olan Sezgin Baran Korkmaz'la da birlikte iş çeviriyorlar. Nasıl iş çeviriyorlar? Nasıl yakınlıkları var? Bu da ilginç bir nokta. Recep Ercan Keskin ismine ulaşıyoruz biz. Bu Sivaslı bir iş insanı. Keskin Holding'in sahibi. Aslında bu da temiz bir kişi değil. Ana işi, hani iş insanı dedik ama ana işi mazot bıçakçılığı. Fakat ilişkiler o kadar ilginç ki Duygu. Biz Recep Ercan Keskin'i Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın nikah şahidi olarak görüyoruz. Bir biçimde Sezgin Baran Korkmaz'la aralarında bir husumet çıkıyor. Bu nikahı da kısaca anlatacağım. Bu husumetin ardından Gaffar Demir, Sezgin Baran Korkmaz'la arkadaş olduğu için bu dosyaya da el koyuyor. Bunun sonucunda ne oluyor biliyor musunuz? Bu nikahtan yaklaşık bir hafta gibi bir süre sonra Keskin'e, Recep Ercan Keskin'e, yani Sivaslı iş insanına, petrol kaçakçısı olduğu dosyalara yansıyan kişiye bir operasyon yapılıyor ve bu kişi tutuklanıyor. Fakat bildiğimiz FETÖ borsası yöntemleri burada işliyor. Bir müddet sonra çok büyük paralar karşılığında Recep Ercan Keskin cezaevinden çıkmış oluyor. Şimdi bir toparlayalım. Bu nikahı da söyleyelim ama. Şimdi nikah şöyle yansıyor basına, şöyle yazılıyor. Erdoğan Recep Ercan Keskin'e yani bir istihbarat aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nikahla ilgili
ve oraya Recep Ercan Keskin'in geleceğini biliyordu. Ona operasyon yapılacağını biliyordu. Dolayısıyla aslında Hande Fırat'ın nikah şahidi kendisi olacaktı. Fakat bunu bildiği için son anda bu nikahtan vazgeçti. Böyle bir istihbarat geldi kendisine. Bunun yerine üst düzey AKP'lileri görüyoruz tabii. Aydın Doğan'ın yanı sıra nikahta. Ama esas soru şu. Erdoğan'a çökülecek bir iş insanı üzerinden niye istihbarat gelir? Anladığımız kadarıyla bu da Gaffar Demir'in alengirli işleri ve onun bilgi sunması neticesinde oluyor. Biz aslında bu yakınlığı da bir yerden görüyoruz. Şimdi söylediğim gibi toparlayalım. Aslında Gaffar Demir kimdir? Bir, dedik ki Zindaşti'den İstanbul'un ortasındaki 5 yıldızlı otelde rüşvet alan ve parayı şoförüyle çantasına yükleyen kişidir. Gaffar Demir'in alengirli, çetrefilli ilişkileri vardır ve bu ilişkiler iddianamelere yansımıştır. Zindaşti'nin yanı sıra bir mafya lideri olan Alaaddin Saral'la ilişkileri ifade tutanaklarına geçmiştir. Bunun ötesinde Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte bir iş insanına çökmüşlerdir. Bunun ötesinde aslında emniyeti bir rüşvet merkezine ve organize işler nasıl anlaşılıyorsa artık öyle bir organize duruma çevirmişlerdir. Aslında emniyet bir organize suç örgütü olmuştur bir dönem. Peki şimdi bu kadar ismin arasında, bu kadar ilişki ağının içinde dikkat çeken bir isim daha var. Sen dönemin başbakanı, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan'ın yükselişinde önünü açtığını söylüyorsun. Eline gelen bilgiler de Gaffar Demir'in. Bu ismi nasıl yorumlamak lazım? Nereye işaret ediyor? Şimdi aslında Duygu, en eğlenceli kısmına geldik biz. Gaffar Demir neden Gaffar Demir oldu? Yani bir dönem İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Şubeye Bakan ve rüşvet alan bir kişi nasıl olup da bu kadar tepe noktalara yükseldi? Hemen söyleyelim. Gaffar Demir'in kariyerinde aslında Erdoğan'ın koruma müdürlüğünü yapmasının büyük bir etkisi vardı. Başbakan olduğu dönemde Erdoğan'ın bütün koruma işlerinden sorumluydu ve tabiri caizse yeğen Ali Erdoğan'la da hani o sürekli şiddet eğiliminden tanıdığımız, basına düşen küfürlerinden tanıdığımız, insanları yolda tehdit etmesinden tanıdığımız ve seks skandallarından tanıdığımız Ali Erdoğan'la kankaydı. Gaffar Demir, tabiri caizse Demir'in emniyette önünü açan da oydu. Herhalde Erdoğan'la bir ilişkisi vardır bu işlerin. Ali Erdoğan'ın hasta olduğu bir dönem vardı. Yani daha doğrusu hastayım ve ben artık bu koruma işlerini yapamıyorum dediği bir dönem vardı ve istifa etti. Acaba Gaffar Demir'in akçeli işleriyle ve hakkında hazırlanan iddianamelerle görevden el çektirmesiyle Ali Erdoğan'ın aynı dönemde istifa etmesinin bir anlamı var mıydı diye sormak gerekiyor. Acaba Gaffar Demir konusunda Erdoğan'a bir kapris mi yapıldı? Emniyet teşkilatına, bürokrasiye Ali Erdoğan tarafından bir kapris mi yapıldı sorusunda sormak gerekiyor. İlişkiler gerçekten çok karmaşık ve çok da mide bulandırıcı duygu. Peki Erki, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.